Sence kaç yaşında bu fotoğrafta Barış? Ne bileyim, baksana daha sakalları bile çıkmamıştı full işte. Hem şurada bir yerde yazıyordu 2005. Fotoğrafları mektuplardan sonra çektirmiş olamazlar. Ay İpek, amma kurdun ya. Bir düşün. Sen 5 yıl önce ne yapıyordun? Hatta ben düşüneyim. Muhtemelen Levent'le hamburgerciye gidebilmek için Melek teyze atlatmaya çalışıyordun. Peki Barış'ın bundan haberi var mıydı Levent ödüğü ortaya çıkana kadar? Tabii ki hayır. Hiç ekşitme suratını öyle. Herkesin geçmişinde küçük sırlar, ne bileyim, ilişkiler olabilir değil mi? İyi de Barış'ınki pek geçmiş gibi değil. İpek, Barış'a sorsan hatırlamıyordur bile. O zaman neden bunları getirdi eve? Bak, sana bir şey okuyayım, dinle. Dün iyi ki çıkmışız balığa. Ama bir dahaki sefere benim tuttuğumu pişireceğiz, tamam mı Cuniko? Balığa çıktığını böyle öğreniyorum işte. Sen Barış'ın maket gibi yaptığını biliyor muydun? Aa, Barış o kadar sabırlı mıymış? Ya, ben de öyle zannediyordum ama varmış meğersem. Tesadüfen kolileri toplarken buldum. Ne güzel işte. Her geçen gün kocişin hakkında yeni şeyler öğreniyorsun. Ya Özgür, ben yumurtayı nasıl sevdiğini bile bilmiyormuşum ki. Ya kızım, sen demedin mi zaten evleneli bir hafta bile olmadı diye? Ya bunlar gayet normal. Ya sürekli Barış'ın hakkında yeni bir şey öğreneceksin 40 yaşına gelse bile. Ya çünkü ömrümüz birbirimizi tanımakla geçecek. Hiç iyimserlik modunda değiliz. O zaman tak o pembiş gözlüklerini. Bundan mutlu olman lazım. Barış hakkında yeni bir şey öğrendikçe bu seni mutlu etmeli. Çünkü öğreneceğin bir şey kalmazsa ilişki sıkıcı olur. İyi de öğrendiğim her şey beni mutlu etmiyor ki. Üf İpek ya. Fi tarihinden kalma bir fotoğrafı kıskandığını söyleme sakın. Ya Özgür, ne kıskanması ya? Ben sana deminden beri ne söylüyorum, beni dinlemiyor musun? Sadece evlendiğim adamı tanımıyormuşum gibi geliyor. Bütün derdim bu. İpek. Tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Sakın bunları Barış'a da söyleme. Çocuk neye uğradığını şaşıracak. Tamam. Hadi kal. Hastaneye geç kalıyoruz. Ben bunları burada mı unuttum? Esin'in Erkan Hoca'yı yanına alması... Doğru mu? Ne yapıyorsun hayatım? Hiç. O mumlar ne? Ya, ben bu mumları senin kolinin içinde buldum. Yakayım dedim. Bir sakıncası mı vardı yoksa? Yok. Benim kolimden mi çıktı bunlar? Evet. Bu mumları hatırlamıyor musun? Bir terslik mi var? Yok, bir terslik yok. Ben sadece yani hani böyle kutunun içinde falan sakladığına göre kesin bir anlamı vardır diye düşündüm. Mumun mu? Ne anlamı olabilir ki mum? Bilmem. Hem beni bekle, ben beraber boşaltırız demiştim bunları. Ne zaman Barış? Bu koliler kaç gündür burada duruyor. Dokunmadın bile ya, umurunda değil. Ayrıca dün yediğin sofrayı kaldırmamışsın. Ya bu kolileri yapabileceğine kendine inanıyor musun? Peki, biliyorsun ben çok yorgundum. Ve sabah çocukları erkenden okula bıraktım. Hem ne acelesi var ki, yaparız bir araya. Özel değil dediğim kolinin içinden eski sevgilinin fotoğrafları ve mektupları çıktı. Aa! Ben seni tanıdığımı zannederken hakkında bilmediğim bir sürü şey var. Ne yani? Ben senin hayatında her şeyi biliyor muyum sanki? Hem tabii ki olacak. Ya ben anlatmadım diye bana böyle davranamazsın. Bunların hepsi geçmiş bitmiş. Tamam. Madem geçmişte kaldı bunlar, neden bunları evimize getirdin? Kolide olduklarının farkında bile değilim bunların. Ya Barış ya, insan bir koliye ne koyduğunu bilmez mi? İpek, sanki sadece bunları getirmişim gibi konuşuyorsun. Peki bunlara niye bir şey söylemiyorsun? Ha? Oysa bunların hepsi benim geçmişimin bir parçası, hayatımın bir parçası. Tamam. Madem geçmişte kaldı bunlar, senin için bir önemi yok. O zaman al bunları. Yeter İpek. Niye bu kadar kapris yapıyorsun anlamıyorum. Bak, benim hayatım seninle başlamadı. Öyle mi? O zaman bu konu burada kapandı. Aşkım, açar mısın kapıyı? Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Anneciğim, ben senin sesini duyayım diye aramıştım.
Ama telefonum kapalı. Süt ninem geldi bugün. Ben sen de geldin sandım. Seni çok özledim. Biz iyiyiz, sen hiç merak etme. Öpüyorum seni çok. Aşkım, açar mısın kapıyı? Aşkım, endişeleniyorum ama aç lütfen şu kapıyı. Endişelenecek bir şey yok. Yani lafımın sonunu dinlemeden çektin gittin. Sen söylemek istediklerini söyledin ve gayet netti. Ben seni dinlemek istemiyorum. Oho, sen böyle iğneni batırıp çekip gideceksen işimiz var seninle o zaman. Ha yani ben durduk yere sinirlendim öyle mi? Seninle hiçbir alakası yok bunun. Tamam, madem benimle alakalı dinle o zaman beni. Bak, benim hayatım seninle başlamadı, tamam. Ama ben seninle bitsin istiyorum. O yüzden seninle evlendim. Hadi ama. Hakkımda öğrenmediğin bir şey mi? Şeyler. Şeyler öğrendim. Ama ben de senin hakkında bilmediğim şeyler öğrendim. Saçmalama. Benim sana söylemediğim hiçbir şey yok ki. Neymiş o öğrendiğin? Öyle mi? Uyurken dişlerini gıcırdatıyorsun. Hiç de bile gıcırdatmam ki. Bayağı da gıcırdatıyorsun. Hem bakalım senin kollerinden neler çıkacak. Hiçbir şey yok, al bak. Emin misin? Tamam. Ay, dağıtacak mısın şimdi gerçekten bunları ya? Yok, sadece bakacağım. Toplarız sonra, ne olacak ki? Bu ne aşkım? Belli olmuyor mu ne oldu? Tavşan işte. İşte her şeyi baştan konuşsak böyle huzursuzluklar yaşamayız. Ben düşünemedim aşkım. Yani aslında düşünemedim değil, bunu sorun edeceğin aklıma gelmedi. Ama bak, ben bundan sonra yaptığım her şeyi sana rapor edeceğim, tamam? Ya hayatım, rapor değil. Haber versen yeter. Haber demişken... Ya baksana, daha kaç gündür evliyiz. Her akşam bir aksiyon yaşadık. Yok habersiz misafirler, eski sevgililer. Evliliğimizin tadını bir türlü çıkartamadık. Haklısın ama... Neyse ya, bence kapatalım bu konuyu. Sen git bir film seç. Ben de güzel bir mısır patlatayım. Yerlerin karışması falan. Orada sandviçleri vardı. Sen de bilir. Nereye? Su içeceğim. Ha, dur sen yat, ben getiririm. Tuvalete gideceğim. Tamam. O zaman durduruyorum filmi. Tamam. Ben baktım. Serpil teyze. İyi akşamlar kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da artık anne demeye alışsan diyorum. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ben yani bizim sizin geleceğinizden haberimiz yoktu da. Ha, Barış söylemedi mi? Ona haber verdim geleceğimi. Sürpriz yapmak istemiştir herhalde. Anne, sen nereden çıktın? Bu nasıl karşılama oğlum? Önce bir hoş geldin desene. Hoş geldin anne. Alayım çantanı. Bu ne şimdi Barış? Aşkım inan ben de bilmiyorum. Ya tamam, geleceğini haber vermişti ama bugün geleceğini söylememişti. Ben bu kadar erken beklemiyordum ki. Ya benim konuştuğumuzdan bile haberim yok. Neden bana söylemedin? Sus. İçeride duyacak tartıştığımızı. Neden bana söylemedin dedim. Bak bütün gün hastanedeydik. Akşam eve gelince de sen film izleyelim falan deyince. Bunların hepsi bahane Barış. Ya biz daha seninle yeni konuşmadık mı? Misafir çağırmadan önce birbirimize haber vereceğiz demedik mi?
İpek, annem misafir mi? İstediği zaman gelir tabii. Bak konuyu çarpıtma. Ben bana haber vermediğin için kızdım sana. Annen geldiği için değil. Barış, bir halı verir misin bana? Geliyorum anne. Sabır. Ha, Işıl da gelecek yani. Peki sen hiç düşündün mü bu kadar insan nerede yatacak Barış? Annen aramızda mı yatacak? Aşkım, sadece bir süre idare edeceğiz. Sonra onlara ev bakacaklar, gidecekler. Merak etme, Temel'le buraya yerleşmeyecekler. Bak. Ay ne oluyor oğlum? Yoldan geldim ya, aç mısın? Bir şeye ihtiyacın var mı demeden kapandınız odaya. Hayır söyleyin. Rahatsız ettiysem gideyim. Ben bakarım. Kızım kaç kere aradım, niye açmıyorsun? Söyle, ne oldu sen? Neden böyle geldin? Eve gelen misafir böyle mi karşılanır İpek Hanım? Bu hallaların avuç kadar evine sığışamadım. Ben de sana kalmaya geldim. Sohbete doyum olmaz ama benim oturacak halim kalmadı. Sabahtan beri hastanedeyim. Kayınvaliden de yol yorgunudur. Bize bir yer göster de yatalım artık yavrum. Ay doğru söylediniz vallahi Kehriban Hanımcığım. Nereye yapalım yatakları oğlum? Aslında ben çekyat sipariş vermiştim. Ama sen birkaç gün sonra geleceğim dediğin için ben hemen göndermenize gerek yok dedim. Olsun oğlum olsun. Yarın ararsın getirirler. Biz de bu gecelik idare edin bir şeyler ayarlarız artık. Haklısınız. İçeride yer yatağı var, ben onu buraya getiririm. Evet. Yanına da minderleri koyduk mu yataklar hazır. Biz süt nemle içeride yatarız, siz de burada yatarsınız. Yerde yatarsa belli tutulur çünkü. Sen de burada annenle yatarsın Barış'cığım. Bizim için rahatınızı bozmayın evladım. Aşk olsun Sütneciğim, o ne demek ya? Sizin rahatınız daha önemli değil mi hayatım? Tabii hayatım. Hı-hı. Ben çarşafları getireyim. Ben de yer yatağım. Peki ne demek olur şimdi bu? Sütnem benim yatağımda mı yatacak? Evet canım, ne var? Allah Allah. Sen annenin rahatını düşünmüşsün, yatak bakmışsın. Ben de sütlerimin rahatını düşünüyorum işte. Yarın çek yat gelsin, o zaman başka bir şeyler düşünürüz. Hadi sen git oraya hazırla, ben de buraya hazırlayayım. Pişmiş poğada. Kolilerden fark edilmiyordu. Nasıl açılıverdi ortalık? Günaydın aşkım. Baksana ne güzel yapmışlar değil mi? Oh. Bir saate her şeyi halletmişler, bize hiç bırakmamışlar. Barış sen hala burada mısın? Oğlum öldük açlıktan, git bir şeyler al. Ha biberle domates almayı unutma, kahvaltıda kavurma biber yapacağım, sen özlemişsindir. Özlemez miyim? Barış. Yasana. O zaman halin öyle. Ha güzel olmuş değil mi? Ya ne güzeli ya Barış, sen çıldırdın mı? Her yere dantel koymuşlar, kendi evlerine benzemiş. Güzelim kızma, kötü niyetlerinden değil, iyiliğimizi istiyorlar işte. Hem fena mı oldu, toplanmış oldu. Onları değiştiririz onlar gidince. Barış! Gelirken temizlik malzemesi de al oğlum. Ha yalnız benim kullandıklarımdan al, ben buradakileri beğenmedim. Tamam anneciğim. Gidiyorum ben. Git. Bunlar çok nefis gözüküyor. Ha, geldin mi aşkım? Ben de çamaşırları asıyordum. Ya kusura bakma aşkım, seni beklemeden başladım ama dayanamadım. Afiyet olsun hayatım. Bak biraz acı ama ye, sen de çok seversin. Teşekkür ederim. Vallahi bunlar süper olmuş. Her zamanki gibi yaptım oğlum. Ya sen özlemişsin de onun için sana öyle geliyor. Ama artık hasret çekmene gerek yok. Evi yakınlarda tutacağız ya, gelir sık sık yaparım. Hadi bakalım, afiyet olsun. Serpil anne, gelmenize hiç gerek yok. Yani siz bana öğretin bunu, ben Barış'a yaparım. Öğrenirsin tabii kızım. Maşallah, elinden her iş gelirsin. Yeter ki iste. Yani ben öğretmesini öğretirim tabii de. Yine de anne eli gibi olmaz. O da yakında anne olacak Dünür Hanım. Bak gör. Elinin tadı hemen geliverir yerine. Yo, zaten benim karım çok güzel yemek yapıyor.
Geçen akşam bir sofra hazırlamıştı, görmeliydiniz. Yemekler şahane olmuş. Desene sendeki Cevher iş başa düşünce çıkıyor ortaya. Ay çok iyiymiş. Çıkıyor musun? Evet. Melek anne aradı bugün. Selamı var. Hı. Benim güzel karım neden kocasından değil de hala öğrenci gibi annesinden para istiyor acaba? Aşk olsun anneme ya. Asıl sana aşk olsun hayatım. Annen kıza para vermiyor musun deyince ne diyeceğimi şaşırdım. Ya özür dilerim ben bilemedim yani alışkın değilim. Haklısın sevgilim. Ben de alışkın değilim. Param var mı yok mu diye sormak aklıma bile gelmedi. Ama alışacağız artık ne yapalım. Ben bugüne kadar annemden başka kimseden para istemedim. Hatta ondan istemezdim bile yani o bir şekilde hissederdi paramın bittiğini, başucuma koyardı. Mesaj alındı sevgilim. Ama sen yine de benim hissetmemi bekleme. Çünkü ben Melek anne kadar duyarlı değilim. Peki ben bugün seninle tiyatroya gelsem? Ya evde oturmak istemiyorum, çok sıkılıyorum. Hem bir katkım olur eve de, ne dersin? Ama güzelim sen hamilesin, dinlenmen lazım. Ya Barış'cığım neden şu hamilelik olayını hastalık gibi algılıyorsun? Ya her an bile evde yatmıyor ki. Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. O zaman bir doktora sorarız, tamam. Biz ilk başta bir gidelim, sonra doktora sorarız. Anlaşıldı. Sen kararını vermişsin. O zaman sana bir iş teklifi yapıyorum. Tiyatromuzda sanat yönetmeni olur musun? İpek Işıtım'da. Sanat yönetmenliği mi? Hı hı. Hem az yorulursun hem her provaya gelmek zorunda kalmazsın. Doğru. Tamam o zaman hadi hazırlan çıkalım. Oğlum bir baksana. Akşama sarma yapayım diyorum ama şöyle zeytinyağlı. Yaprağı İzmir'den getirdim. Of vallahi süper olur anne. Ben hazırım hayatım. Heh tamam. Sen nereye kızım? İpek salonunda benle çalışacak artık bundan sonra. Öyle mi? Ben benimle kalır evi toparlarız dedim ama neyse. Yok siz de zahmet etmeyin. Ben akşam dönünce hallederim. Aşkım Şener beni acele bekliyor da. Sen bunu okula asar mısın? Oyuncu seçmiştin. Beraber çıkalım yavrum. Siz de mi gidiyorsunuz? Muhalla'nın gözü yoldadır şimdi. Benim de aklım onda zaten. Bir gidip bakayım. Akşama gecikmem. Hoşçakalın. Akşam görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Oo sabah şeker ne haber? İyidir senden ne haber? Haberler senden. İş teklifini kabul etmişsin. Sayın sanat yönetmenim işe başlamış bile. Süper kostümmüş. Çok beğendim. Sen mi aldın? Ben de çok beğenmiştim. Rolü ben oynayacağımı zannettiğimde kendimi almıştım ama. Neyse ya. En azından tiyatroya bir katkımız oldu değil mi? Barış nerede? Sence? Hı. Çantamı gördün mü? Bulamıyorum. Bu kıyafetlerle rahat edemem. Eşofmanlarımı giyeyim dedim ama yok. Dur bakalım bulur şimdi. Kıyafetler yeni mi? Güzelmiş. İpek kendine niyetlenmiş de tabii rolü sen oynayacağın için sana kısmet oldu. İpek mi oynayacaktı daha önceden rolü? Yok öyle bir şey konuşmamıştık da öyle zannetmiş. Nerede İpek şimdi gitti mi? Yok Barış'la sahnediler. Bak, burada işte çanta. Hiç soyunup giyinemeyeceğim şimdi Şener'cim. Ben bir lavaboya gideyim, hemen başlayalım provaya.